Mrs. Ten abiler geldi. Tamam, Mrs. Ten gelenler. Mrs. Ten hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Siz de hoş geldiniz. Gelin abiler içeri. Canlı yayın ses geliyor mu Furkan? Aleyküm selam. Sen Mrs. Ten değil mi sen? Aferin, nereden gelmişler ya? Kaç kilometre var? 140. 140. Lan, saf mısınız siz ya? Televizyonun karşısına oturun, çekirdeğinizi alın. Böyle şeylere niye düşüyorsunuz bu yollara ya? 140 kilometre derse geliyor, adam şimdi yorgunum, zamanım yok diye şuradan derse gelmiyor. Yarın da atayım anlayın. Maşallah alırız ya. Evet. Maşallah maşallah. Ya. Tamam abi senin sözünü dinleriz ya. Yok yok dinleme dinleme. Hepsi hoşuna gitti ya. Televizyon varken televizyon karşısına kalkıp da gece 140 kilometre ya. Rahmet ilahi bir bak ya. Sen dün akşam bir şey demiştin. Yani sürpriz ancak Allah'ın ikramında olur. Beklenmedik nimette olur. Musibette sürprizlik yoktur. Adalet olduğu adam, için. Buna hayret ediyorsun. Bu hayret edecek değil. Adam 3000 kilometre geliyor, maç izliyor, dönüyor. 3000 kilometre gidiyor, maç izliyor, dönüyor. Oradan geliyor. Uçağından geliyor işte. Geliyor. Yaptığı masrafa bak, yaptığı nereye bak. Oraya affedersin, o soğukta dört ayaklı bağlasan durmaz. Allah Allah. Bu havada izleyin. Hakikaten mi ya? Yani böyle bir şey tabii. Ömde soğuk havada ya. Ya ne diyorsun? Açık hava. Zemher soğuğu ya. Siz de mi Mississippi'den geldiniz? Aferin ya. Aferin maşallah. Maşallah. Yani acayip evet. O zaman... Herkesin lezzet aldığı yer kalktı. Evet. O zaman bu akşam hak ettiniz. Bu akşam ilginç bir mevzu olacak. Herkesi alakadar eden psikolojik ölüm korkusu, kabir, ömrüm kısa, uzun, sakatım, eksiğim, tam değilim, zengin, fakir noktasında bir sürü sorular var. Yani bu alem için sorulabilecek sorular bitmez. Bir sürü soru var. Ne kadar yaşarım? Yani korkuyorum kabirden, korkuyorum imansızlıktan gibi soruların inşallah cevabını arayacağız. Ben ders yaparken ya bu sorulmaz ama bu mevzuyla alakalı sorabilirsiniz. Mevzuyla alakalı biliyorsam söylerim. Burayı anlayamadım veya bu olur mu diye şey yapabilirsiniz. Şimdi insanı küllük kılan, bu sıkıntılardan çekip çıkaran, sorularına cevap olan, İştirak-ı amal-i uhreviye dersi yapacağız. Bir kere Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak semavi ve arzi, maddi ve manevi, insi ve cinni, şeytanların şerinden evimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi hıfzemin eylesin. Şeddatlardan, süfyani deccallardan evladı ihalemizi hıfzı emin eylesin. Bizi bize bırakmasın. Biz bizi unuttuğumuz zaman o bizi rahmetiyle unutmasın, kuşatsın inşallah. Ve iştirak amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Kabre girdiğimiz zaman böyle arkadaşları da orada enis ve yoldaş eylesin. Evet, 124 Kastamonu. Mrs. Hasan geldi mi? Abi abdest alıyor. Abdest alıyor. Şimdi iştirak-ı amal-i uhreviye. Lugatı ne demek? Doktor ne demek lugatı? İştirak-ı amal-i uhrevi. Ahirete ait uhrevi ameller. Ahirete ait uhrevi ameller. Şimdi biz bir kere kafadan 60 sene, 70 sene yaşamanın o kadar bir büyük esprisi yok. Yani o iştirak ettik mi? Mesela bir fabrikada veya bir iş yerinde Hasan hoş geldin. Hoş bulduk. Ondan sonra fabrikada veya hastanede yönetiminde çeşitli birimler var.
hulasa kar bölüşülüyor ama insan kaynakları var, yönetim var, tamam, müşteri temsilciliği var, böyle bölümler var. Hepsi farklı iş yapıyor. Bir de birisi para koymuş, sermaye, ötekisi emek koymuş. Emek. Ötekisi de diş bağlantıları yapıyor vesaire. Ama sonuçta havuzdakini bölüşüyorlar. Adam çalışmıyor ama sermaye koymuş. Sermayesi yok ama iş kaynakları veya pazarlamada usta. Aynı bunun gibi Allah rahmetiyle maddi dünyevi şeylerde bu kanunu koyduğu gibi ahirete taalluk eden ilahi sistemde de, sebabi sistemlerde de bu kanunu koymuş. Bu kanunun sureti dünyada böyle işliyor. Mesela birisi diyor demir getirir, birisi ateşe sokar, kimisi deler, kimisi inceltir, şunu yapar. Günde 300'den ziyade iğne yapmışlar böyle. Beraber ittifak etmişler, ortak olmuşlar. Ama bir usta ben iyi yaparım diye ortaklığa girmemiş. Günde en fazla 3 tane iğne yapmış. En fazla 3 tane yapabilmiş. Yani bu Allah'ın kanunu buraya has değil. Maddi şeylerde değil. Ondandır ki Ramazanlarda bir mukaddime yapıyorum derse, Ramazanlarda cüz okunuyor. Paylaşıyoruz. Sen bir cüz, ötekisi bir cüz, ötekisi bir cüz. Hatim yapmış gibi sevap alıyoruz. Bu akşam başka bir kanundan bahsedeceğim yani. Hepimizi alakadar eden çok önemli bir şey. Mesela ölüm korkusu nasıldır? Mezarı anlatacağım bak. Ne kadar zahirde korkutucu ama hakikati öyle değil. Sevap da öyle. Ömrü kısa uzun olması da böyle. Şimdi Allah'ın bu kanunu, nizam, ilahi bir kanun, belirli bir yere has değil. Mesela amel yapıyorsun dünyada, güzel ahlak yapıyorsun. Ahirette ne alakası var? Orada çıkıyor. Oysa güzel ahlak buradadır değil mi Mustafa? Burada meyvesini alıyorsun yani. Demek ki burası, orası bizim içindir. Aslında hepsi aynıdır. Hakikat boyutu farklıdır. Birbiri üzerine bindirilmiş. Yani şöyle diyeyim. Çekirdekten ağaç patladı Mayıs 1. 30 sene, 300 sene sonra çınar ağacı da son yaprak, ilk yaprak arasında 300 sene geçmiş. İlk yaprak, son yaprak 300 sene geçse. Ama çekirdekte İlk yaprakta, son yaprakta aynı yerde. Aynı şey. Yaş yok. Ha 300 sene sonra çıkan yaprakla, ha ilk çıkan yaprak aynıdır. Hiçbir şey yok. Ancak taayyunat itibariyeleri, dış görünüşteki bakanlara göre değişiyor. Fotoğraf çekti 300 sene önce, fotoğraf çekti 300 sene sonra. O yaprak, Ömer abi sen misin ya? Atsana böyle bir bakayım. Allah ilim versin ya. Şimdi gördüm. Tamam şimdi tak. Lan erkeklere peçe takılıyor. Ey kader ilahi. Kadınlara peçeyi gericilik yobaz denilen. Şimdi erkeklere taktıran Allah'a hamdolsun. Adam birisi vardı ya. Gericilik kabul ediyordu başörtü. Allah ona başörtü taktırdı. Kafası kanserden dolayı dazdak olunca. Ona hem de kırmızı başörtü taktırdı. Öyle bir Allah'tır. Peçeye düşman olan bu insanoğlu, İslam'ın dışındakiler, kendileri erkekler de peçe taktı. Ben görüyor musun? Elhamdülillah. Şimdi kanun bir bütündür abiler. Burada böyle ifade ediyor. Burada böyle ifade ediyor. Tek başına iğne yaparsan 3 tane, ortak olursan 3 kişiyle 300 tane yapıyorsun. Bu kanun maneviyatta da böyledir. İştirak-ı amali uhrevi kanunu sureti maddededir. Kanuniyeti insanın içsel alemindedir. Nedir o? Akıl, kalbi, ruhu, vicdanı, hissiyatı, hafisi, ahfası bütün olmuş. Aynı kanun dışarıda
fabrika yapıyoruz. İğne yapıyoruz. İçeride farklı birimlerimiz, yani hiçbir tanesi kafasına göre takılmıyor. Akıl, kalp, ruh, vicdan, his, latifeler. Bak bir bütün. Her şeyin sureti bu. Kanuniyeti insandadır. Hakikati ahirettedir. Her şeyde çözersiniz. Bak mezarı yapayım. Zahirde mezar çamura giriyor değil mi adam? Evet. Hakikaten perdeli koyuyorsun, çok basıyorsun toprağa. Belki çıkar çıkmaz böyle başımıza bela olur. Perdeli koyuyoruz, basıyoruz toprağa. Sureti bu. Her şeyin ama, bunu ezberleyin. Her şeyde size lazım olur. Her şeyin sureti var. Gir içeriye kanuniyeti var. Gir içeriye hakikati var. Gir içeriye mahiyeti var. Sureti mezar. Ne kadar berbat bir şey ya. Hakikaten acayip bir şey. Oraya girilir mi ya? Tünele girilir mi ya? Sureti bu. Kanuniyeti nedir? Ya sen oraya girmeden vefat etme anında ruh cesedi zaten terk etmiş. Cesette yok ki ruh. Kanuniyeti insanda. İnsanın ruhunda. Yani cesette ruh yok. Hatta takip ediyor. İyi ise diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi çabuk diyor, bekletmeyin beni diyor. Koyun oraya diyor. Gideceğim diyor. Çünkü adam bekliyor orayı. Gideceğim diyor. Tamam. Suretine çamura girmek. Kanuniyetine adam da öyle bir şey yok yani. Bizde var o. 232 lemalar. Merak eden baksın orada yani böyle. Sureti mezar. Kanuniyeti ruhun bedeni eskimiş yuvasını terk ediyor. Ustadın tabiriyle eskimiş, kullanılmış cesedini terk ediyor. Ruh gidiyor. Hakikati nedir? Mevt esmasıdır. Mevt esması. Esmadır bu. Hükmünü icra ediyor. Yani nedir o? Mevt, hayatın gizli, sonsuz, nihayetsiz mertebelerini açığa çıkartıyor. Mevt hayatın içindedir. Yani hayat mevtin kuşatmıştır. Kuşatılmış mevt. Çünkü ahirette mevt yok artık. Mahiyeti nedir peki ölümün? Allah'tadır. Bilmiyoruz. Sureti nedir? Mezarlıktır. Kanuniyeti nedir? Ruhun bedeni eskimiş yuvasını terk etmesidir. Hakikati esma-i ilahiye mevttir. Mahiyeti ise Allah'tadır. Bak gördün ne kadar rahat. Şimdi iştirak amali uhrevi sırrı da böyle abiler. Zahirde sen bir cüz okut Ömer abi. Ben de iki cüz. Nizam, Murat falan 5-6 tane cüz olsun. Akşam üzeri hasılatımız 30 tane cüzü bitirdik. Bir hatim yaptık. Hepsine bir tamamıya eksiksiz giriyor. Sen bunu tek başına yapsan bir ay lazım. Her gün bir cüz okusan. Ümmet için ve mazi müstakbel için geçerli mi? Hepsi geçerli. Tamamını geçici. Allah için mazi müstakbel. O çınar ağacının çekirdeği öyle dedi. Çınar ağacının filizi çıktı mı? Çıktı. O 300 sene sonra bir daha filiz çıktı. Görünüşte arasında 300 sene var. Ama çekirdekte öyle bir mesafe zamanda yok. Bu arka taraf böyle çalışıyor. Bu taraf böyle çalışıyor. Şimdi adam öldü. Bir nur talebesi, Hafız Ali abi öldü. Bugün benim cüzümden, bugün benim çalışmalarımdan hep ortak. Kasana bir şey sorabilir miyim abi? Ha bir sor. Abi cemaatle kılan namazlarda hani birinin namazı kabul, hepsi namazı ya. Aynı. Aynı olay, aynı kanuniyet burada da var. Ey kurban oldum Allah'a. Ya Rabbi kurban istemiyorsun ama. Rabbim istemiyor kurban, insan kurban ama. Kulluk. Ey Allah'ım ne merhametlisin, hatta merhameti de değilsin. Merhametli ne merhametlisin. 300 kişi kıldık mı namazda? Ulan bir adamın adam gibi namazı yok mu ya? Bir adam o 300 kişiden, 20 kişiden muhatap ilahi değil mi ya bir tane ya o saftan? Hepsini kabul ediyor. Hepsini kabul ediyor. Tamam diyor, hepsini kabul ediyor. Ya şu merhamet ilahiye bak ya. Ya nasıl bir Allah ya? Hepsini kabul ediyor. Sen de Mustafa okuldasın namazda. Kafa gitmiş okula. Ben de gitmişim ticarete. Bir tanesi güzel bir adam gibi bir namaz kılmış. Onun yüzü sünnetine biz de girdik. Ya ne acayip bir şey ya. Biz ise pat diye atıveriyoruz. İki tane tokat çıktılar dışarıya. Ya. O cüzde de aynı şey değil mi o zaman? Bir kişinin hakiki okuması hepsini şumurluyor değil mi? Hepsini.
Kaliteli bir iman taşıyor adam. O cemaatta. Diğer cemaatlara sirayet ediyor. Nurani şeylerde sirayet var. Kesif şeylerde sirayet yok. Ademi olduğu için. Mesela sen bugün sevap yaptın. Hepimize cemaata sirayet ediyor. Senin günahın sirayet etmiyor. Kesif olduğu için. Nurani olmadığı için, kesif olduğu için. Şunu okuyayım. Ha, bir de şunu müsaade edin, sen şunu söyleyeceğim. Her haman ama her derste söylüyorum. Allah Resulü buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam, ben dini tamamlamaya geldim dememiş. 124 bin peygamberin dinini mütemimi iken din tamamlanmaz kardeşim. Din ezelden ebede gider. Ezelden ebede gider. Böyle bir şey yok. Din orada da var. Din hayatın hayatı çünkü. Ama ben diyor güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Güzel ahlak. Güzel ahlakı da okuyacağım. 227 miydi şu alarda? Çalışarak geldim ha derse. Öyle fazla kafam çalıştığından değil. Öyle fazla bildiğimden değil. Yazıyı çiziyorum, fazla meşgul oluyorum, o kadar. Yani fazla bildiğimden değil. Şu 227'de diyor ki güzel ahlakın esasları var. Böyle. Bir de Kastamonu 131'de diyor ki iştirak amali uhreveye hissesi fazla olan, Risale-i Nur'la fazla meşgul olan o sıkıntı, asın belası var ya, dert, sıkıntı, korkunç, o şey kabus gibi efham vehim dairesinin dışına atıyor. Adamın kafasının dışına atıyor. Dışına atıyor. Kafanın dışına, onu da okuyacağım. Şimdi 124'ten başlayalım. Bu kadar mukademe oldu. Bugünlerde iki hatıradan iki ihtar. Birincisi, hele muallimler size o kadar bakıyor ki. Kaç tane muallim var o sırada. O hocam sen de hoş geldin ya. Emekli oldun mu? Öteki yanında mı? Şey, sen. Ben mi? Oldun mu emekli? Çalışıyorsun değil mi? Beni niye emekli yaptın diyorsun. Çünkü ben bileli sen 17-18 yaşlarında da hocaydın ya değil mi? O zaman lise mezunu olanları da öğretmen yapıyorlardı. O dönem misin sen? Yok, ben öğrenmedim. Bunu karıştırdım. Ha, o tek şey vardı. Ha, bir tane öğretmen vardı böyle, neydi o? Halil. Benziyor mu? Benziyor. Evet. Uzaydı aslında. Nerede ha, bilseydi evet. Halil'e çok benzettim. Bugünlerde iki hatıradan iki ihtar. Birincisi, bu şehirde Risale-i Nur'a intisap eden ihtiyare... Allah Allah. Biz 124 değil abiler. 124 değil. 96'da niye kaydı? Aziz Sıdık kardeşlerim, 96. Latif ve manidar ve beşaretli iki hadiseyi beyan ediyor. Birincisi, meyusane bir hatıradan müjdeli bir ihtar. Meyusane. Yani ustad zahire bir bakmış. Onun için anlattım o kadar. Zahir aldatır. Görünüş aldatır. Zahire bakmış, ustad meyusane olmuş nizam. Ümitsiz. Ümitsizleşmiş. İhtar abi. İhtar oluyor. Üstad gibi bizzat yani. İhtar abi. Cemiyet hayatına dalınca, bakınca ümitsizliğe düşebiliyor. Düştü. İhtar oluyor. İhtar alıyor. Devletler ihtar ediliyor ya. Devletlerin ihtarı var. Patron ihtar ediliyor. Amir devletten ihtar ediyor. Ustad ihtar alıyor. Niye ihtar alıyor? Uçsaz ümitsizliğe düşüyor. Niçin düşüyor? Görünüşe bakmış. Onu anlatacak şimdi. Niye ustad niye ümitsizliğe düşmüş? Onu söyleyecek şimdi kendisi. Meyusane bir hatıradan müjdeli bir ihtar. İhtar bir. Bugünlerde hatırıma geldi ki hayat içtimaya giren, cemiyet hayatına giren hangi şeye temas etse ekseriyetle günahlara maruz kalıyor Ömer abi. Maruz kalıyor. Yani günaha dokunmadan, bulaşmadan çok zor. Çok zor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Yani sen uzak duruyorsun, ya sana bulaşıyor ya. Sana bulaşıyor. Acayip. Nereye bakarsan böyle ya.
Bu kadar günahlara karşı insanın hususi ibadet ve takvası nasıl mukabele edebilir diye Müsane düşündüm. Ne yapmış? Zahiri şeriata göre ustak hasenat seyyatı herkesi tek başına düşünmüş. Günah ile sevabıyla adamı düşünmüş. Ustad. Bu ihtar onun için almış. Demiş ki bir nur talebesi cemiyet hayatında ne olacak ya günde 10 dakika 15 dakika akşam okusa akşama kadar günahların içinde. Mustafa? Maalesef. Öğretmen. Bu kadar günahlar içinde zahiri şeriata göre düşünüyor. Görünüşü düşünüyor. Ve şeriata göre ümitsiz oluyor. Kurtaramıyor. Yani imansız manası değil. Günah ile sebap mukayese edince günah fazla oluyor. Yani bu cemiyette hiçbir tanesi baba et diyemez ki ben bugün sebabım fazladır. Diyemez. Bunu böyle düşündüğü için ihtar aldı. Böyle düşünmek zaten mecbur. Çünkü şeriatı böyle. Zahiri. Şeriatın da sureti, kanuneti, hakikati, mayeti var. Sureti bu. Sureti adam et kemik. Et kemik midir yani adam şimdi? Adam dediğimiz zaman olan ne efendi adam, ne kaliteli ahlaklı bir şey. Ulan şu ne imanlı adam, ne zındık adam, ne alçak insan dediğimiz zaman etine mi diyoruz? Sureti bu. Kanuniyeti, ahlakı, içi. Ha, zahiri bu. Anlaşıldı değil mi? Zahire bakmış usta, günah sarmış, duman etmiş. Hayat içtimaiyedeki Risale-i Nur talebelerinin vaziyetlerini tahtur ettim. Hatırladım. Şefkatli ya başımızda ustad. Nur talebelerinin talebelerini, cemiyet hayatındaki talebeleri düşündüm. Ne olacak diye. Sen ne iş yapıyorsun? Markette çalışıyorum. İşte bak markette sen de hepimiz öyle. Onlar da esnaf, onlar öğretmen. Yani... Her taraf günah sarmış. Bakın ne müjde gelecek. Onun için söyledim. Risale-i Nur şakirtleri hakkında necatlarına ve ehl-i saadet olduklarına dair kuvvetli işaret-i Kur'an'ı Risale-i Nur talebeleri hakkında kurtulacaklarına, ehl-i saadet olacaklarına dair bir işaret-i Kur'an'ı 33 tane ayet var. Birinci şu anda konmuş. Zannetmeyin ki ustad koydu, bastı, çekip gitti. O birinci şu ay Risale-i Nur'dan bahseden 33 tane ayetin zamanında adamlar bunu bilir kişiye verdiler. İki zındık komiteye, bir ulema-i su dinini dünyaya satan, menfaata satan, makama satanlara bu Said Nursi'nin kitaplarında din noktasına suç bulun. Bir de ehli vukuf filozoflara, felsefecilere felsefe, izah, mantık, belagatta, edebiyatta hata var mı? Siz de kusur bulun. Bilir ki şehitlerine vermiş. Hiçbir şey bulamamıştır. Yalnız bulduklarını söyleyeyim. Said Nursi kendisi halüsinasyon hastalığına girdi diyor. Kah diyor bazen kendisini mezarda hissediyor diyor. Bazen diyor kendisini çok gerilerde, bazen ileride kendisini hissediyor diyor falan. Bir de yazılmamalıydı. Evet, ha bir de söyle. Bu tür kerametler yazılmaması lazım diyor. Dolayısıyla böyle bir imtihan geçirmiş bir kitaba sahibiz elhamdülillah. Şimdi Risale-i Nur'un talebeleri necat olacaklarına, imanla gireceklerine, ehli saadet olacaklarına, inşallah sevaplar fazla olacağına dair bir, 33 tane ayet-i Kur'an'ı var. İki, Beşaret-i Aleviye var. Hazreti Ali radıyallahu anh müjdesi var. İki etka. Üçüncüsü Gafs-ı Azam'ın Geylani Hazretleri'nin müjdesi var. Hem de Sari. İsimle söylüyor. Duman ediyor vallahi. Bekir Bey diyor. He? Bekir Bey. Bekir Bey de diyor. Talebesinden de bahsediyor. Ama merak ettim. Gelecekten bahsetmek yasak olduğu halde kendisi de söylüyor zaten. Ya bu gelecekten isimle, vasıfla, doğumla ve işte o anda yaptığı hadiseyle at üstünde savaşta şurada burada hapiste olacağını şeyle. Hepsini tanımlamaları çok garip ya. Yasak. Yasağı nasıl açtılar dedim ya bu büyük zatlar.
Meğer o kadar acayip bir tehlikeye, iman zaafı o kadar ahir zaman şiddetlenecek ki ancak böyle sari ve büyük makbul zatlar söylesin ki bu kitaba itimat edilsin, kanaat edilsin de imanlar kurtarsın. İman adına yapılmış. O kadar dehşetli dönem olacak ki ölüm unutulacak diyor hadiste. Usta da ne diyor? Ölüm var diyor, hiç kimseyi de inkar edemez. Ona bilinen bir şey niye tekrar ediyor? Bizim için kitap okuyunca biliyoruz. Biz de gündelik hayatta ölümü unutmuşuz. Ölümü hatırlayan mı var? Yaşadığını bilmiyor. Kaç kişi yaşadığını hatırlıyor bugün? Yaşadığını hatırlamıyor ki adam. Ölümü hatırlayacak. Ölüm şey. Bak tekrar etmiyor bak malum bir şeyi. Evet ediyor. Ölüm var, hiç kimse inkar edemez diyor. Niye? Yok ki kafamızda ölüm bir şey. Korona, Hazreti Korona geldi de biraz böyle ölüm varmış ya dedik. Hazreti Korona vallahi. Ha, demek ki Risale-i Nur talebelerinin imanlarının kurtulacağını, beşaret olacağını, 3 tane, 33 tane Ayet-i Kur'an'ı, İmam Ali ve Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni görmek isteyen varsa, şöyle şu kadar kalınlıkta Sikke-i Tasdik-i Gaybiye'de zaten okuyan insanlarsınız. Yeni gelenler için söylüyorum. Sikke-i Tasdik-i Gaybiye diye böyle bir kitap var burada. Orada isimle söylüyor, tarihle, ebced hesabıyla söylüyor. Keşke benden de bahsetse ama benden bahsetmiyor. Tasip olmasaydım kendimden söylerdim. Risale-i Nur talebelerinden bahsediyor. Evet. Ama ustada ya Saide Mudrike li zalike zaman. Ey zamanın Saidi. Hatta lakabını da söylüyor. Onun bazıları yanlış anlamasın. Ben Karadenizliyim. Lazım. Ya Mudrike li zalike zaman. Ey zamanın Kürt Saidi diyor. Ulan keşke Lazasan deseydi diyesin geliyor yani. Ama dolayısıyla sen de içinde var. Yani o kadar açık söylüyor ki. Açık söylüyor. Niye söylüyor? İmanlar duman olacak. Bedihi şeyler gayb olacak. Açık söylüyor ki itimat edilsin. İman hizmeti için. Mesela Gelan Hazretleri şey diyor. Maişetini düşünme Said. Nas'tan minnet alma. Ruhen mesut olduğun gibi maddeten de mesut olacaksın. Merak etme, inayetimizi göreceksin. Yardımımızı göreceksin diyor. İsimle söylüyor. Tarihle söylüyor. Demek ki bu kadar şeyler imandan dolayı. Kalben dedim ki her biri bin yerden gelen günahlara karşı bir dil ile nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur diye mutahir kaldım. Bu tahayyürüme mukabil ihtar edildi ki. He, bir nur talebesini düşünüyor. Bak biz nasıl düşünmemiz lazım birbirimizi. Ya binler yerden günahlara maruz kalıyor. Sen de marketçisin. Yani muhatap oluyorsun. Binlerce kişi geliyor. Haramla muhatap. O anda estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah yetmez ki. Nasıl olacak diye zahir şeriata göre düşündü Murat. Sonra bu şeye ihtar edildi. İhtar şu. Siyah punto ile yazılmış şimdi. Risale-i Nur'un hakiki, sahtesi de var demek ki. Sadık. Tersi de düşünün. Hakiki, sadık, sadık da olmayan. Şakirtlerinin yani hakiki, sadık, talebelerinin mabeynindeki düsturu esası olan, yani cemaatin kadir ise kadiri, nakşi ise nakşi, nurcuysa nurcuların, cemaati meydana getiren fertlerin bir araya gelmesiyle, protokol dediklerimiz, protokol yani prensip, ölçüler, kaideler üzerinde anlaşarak o protokol, o kaide, o prensiplerle hareket edilirse o fertler, o cemaat potasında tek fert sayılıyor. Tek insan. Buna insan-ı kamil deniliyor. Bu sistemin adına iştirak-ı amali uhrevi düsturu deniliyor. O protokol da laikalardır. Mesela laikalardır. Tesanut. Mesela bir tanesi. Protokolün şartı. Tesanut senetleşmek. İhlas risalesi. İhlas risalesi. Akitleşmek yani. Nedir o? Laikalara göre birimiz öğretmen olsak, kimisi işçi olsa, kimisi pilot olsa, kimisi hamal olsa. Herkes bulunduğu yerde bak aynı şeyi söylüyor, aynı şeyi yapıyor.
Diyor ki iştirak-ı amali uhreviye dusturu var. Uhreviye kanunun kanunu. İştirak-ı amali uhreviye kanun. Biz suretiz. Cemaatın her bir ferdi surettir. İştirak-ı amali uhreviye kanun. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Kanun bu. Ve samimi ve halis tesanüt siriyle. Ne demek? Samimi ve halis tesanüt. Tesanüt neydi? Senetleşmek. Bir şey etrafında hepimiz aynı hareket yapalım, aynı düşünelim diye orada ölçüler var. Ölçüleri kabul etmek senetleşmektir. Bunun ben bunu atıyorum imzamı. Onun Arapçası adı tesanüttür. Bir şey etrafında anlaştık. İşte samimi ve halis tesanüt sırrıyla, bu da sır. Çünkü kalpler arasında bağ kuruldu, tek vücut oluyor. Bu sır, tesanüt sırdır abiler, sır. Sır. Her bir halis, hakiki şakirt, bir dil ile değil, belki kardeşleri ad edince diller ile ibadet edip, istiğfar ederek, bin taraftan hücum eden günahlara binler dil ile mukabele eder. Orada ayrıca halis yaptı. Evet, halis. Ha nedir? Halis zor değil. Ama şey demedi. Çok ameli olman, çok muvaffak olan demedi. Burada ilk önce itikat. Samimi. Yapamıyorum ama ben bu konuda samimiyim. Başka bir hizmet şekli düşünmüyorum. Ben hizmetime kanaat etmişim. Nasıl? Bazılarına dediğim gibi biraz ağır geliyor ama dedim Allah'a kanaat et. Allah'ın da kıymetini bil. Tövbe estağfurullah dedi ya. Bak Rabbinin kıymetini bil. Bir de bulamazsın. Allah'a da kanaat et. Rabbini bir de bulamazsın. Böyle bir Rab bulamazsın ahirette. O bitti o. Sistem kapandı. Rabbine kanaat et. Ne demek kanaat et? Teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Cenab-ı Hakk'ın sana yaptığı icraatı, böyle ikramları, maddi ve manevi kanaat et. Benim rızkım bu kadar. Benim hayatım bu. Diyeceksin. Kanaat edeceksin. Allah'ın sana biçtiği role kanaat edeceksin. Hastalık mı geldi? Eyvallah ya Rabbi senden geldi. Ahmet Mehmet'ten gelmedi ki savaş açayım. Tesan, burada samimi tesanütte bir sıkıntı yok. Çünkü eylem değil. Bu itikattır, içseldir, kanun çünkü. Tamam bu hizmetime ben kanaat ettim Ahmet. Hizmetim bu benim. Benim yerim belli. Lagur lungur yok. İkide bir dükkan değiştirirsen o çırak usta olamaz. Her gün bir üniversite değiştiren talebe bir gün hukuk, bir gün siyasal, bir gün tıpa giderse bu bir şeyde mezun olamaz. Kanaat edeceksin. Tarikattaysan tarikata git. Nakşi işe kanaat et orada. Kadir ise Kadir'e git. Nurcuysan Nurcu ol. Topçuysan topçu ol. O kanaat edeceksin. Kanaat bu zor değil. Tam muvaffak olamazsın. Maçtakiler ne diyor? Evet sahada değilsin ama türbindesin ya diyor. O da az iş mi yapıyorsun? Akşama bağırıyorsun. Futbolcular gelmeden bağırıyorsun. Mahallede bağırıyorsun. Maç bittikten sonra bağırıyorsun. Belki futbolcu da daha fazla efor sarf ediyor. Sahada değilsin ama türbindesin ya. Evet. Halis hakiki şakirt demek ki cemaat miyiz abi? Cemaatiz. Sen bir günah işledin. Yani günah. Ama o anda binlerce yerden sana sevap geliyor. Binlerce yerden. Sen bugün mesela dükkandaydın Nizam. Ben de o anda cepşen okuyordum. Bak takır takır. O yani bir gayb açılsa mesela adam dükkanda veya işte öyle talebelerle böyle bir durum iken o anda cepşenler yağıyor şeye sana Mustafa. Kur'anlar yağıyor, risaleler yağıyor. Birisi birisini anlatıyor. Sen anlatmış gibi senin defterine yazılıyor. Ama daireye girmek şart değil mi abi? Evet şart. Şart yani. Evet. Daireye girmek şart. Daireye nasıl giriliyor? Ha daireye girecek işte. 5 tane şart lazım. Acacaksın tabii gireceksin. Ha yani 5 tane şart. Eylem de yok ha hiçbirisi. Ne diyor o? Buna bir kere bu 5 tane şeyi kabul edeceksin. Tamam.
Yapabildiğin kadar yapacaksın. Yapamadığında tövbe edeceksin. Söyleyecek şimdi. Binler taraftan hücum eden günahlara binler dil ile mukabele eder. Bazı melaikenin 40 bin dil ile zikrettikleri gibi halis, hakiki, muttaki bir şakirt dahi 40 bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder. Necata müstahak olur. İnşallah ehli saadet olur. Ha, şartları neymiş? Risale-i Nur dairesinde 1. Sadakat, 2. Hizmet, 3. Takva, 4. İçtinab-ı kebair derecesiyle o ulvi ve külli ubudiyete sahip olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasta, sadakata çalışmak gerekir. Ben bunu tek tek şey yapayım size. 1. Sadakat. Vallahi ben kafam çalışmaz diyeceğiz. Ustabaşımız, patron, bu hizmetin patronu Bediüzzaman, Risale-i Nur. Ne demiş? O demişse bitti. Şimdiye kadar yani ben bunları tanımadan önce safım, yani parkurum, koştuğum yerler ne kadar acayipti yani. O zaman benim kafam, aklım, ben bana yetmiyordum da şimdi ben mi bana yeteceğim diyeceksin. Diyeceksin ki bu ne demişse tamam. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gibi sıfatı. Sadaka. Sadakat göstereceksin. Yapamazsan bile Allah beni affetsin ama bu doğrudur. Hakkat bileceğiz. 2. Hizmet. Elimizden geldiği kadar ilk önce kendimize, imanımızın kurtulmasına, çoluk çocuğumuzun imanı kurtulmasına, sonra yakın akrabalarımıza, yakınlarımıza bu hakikati elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar söyleyeceğiz. Ondan sonra haftada en az bir iki defa, şöyle bir defa en az derse gidersek, birkaç dakika, birkaç 15-10 dakika her gün lisan okusan, bu da hizmete girer. Takva zaten Rabbimizin istediği bir şeydir. Yani takva kişinin Rabbine yakınlığı takva ile olur. Allahça makbul kişi, isterse peygamber çocuğu ol. Allahça insanın değer ölçüsü takvasındadır. Üstünlüğün alameti o abi. Alameti de bu yani. Üstünlük takvadadır. İlimde de değil. İlim süreçtir, sonuç değildir. Takva nedir abiler? Takva. Takvanın tarifi nedir? Terk. 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 Günahlardan ve meniyattan terk et. Yani bir eylem değil bakın. Yapmamak fiili. Takva yapmamak fiili. Günahlardan ve meniyattan terk edeceksin. Açmayacaksın televizyonu. Bak, videolara girmeyeceksin. Yani yapmamakla yapacaksın. Başka en büyük takvayı söyleyeyim. Allah düşmanlarına dost olmayacaksın. En önemlisi. Allah'ın düşmanına dost oldun mu? Vallahi bitti. Habitet amalum. Sayı kadar, sonsuz sayı kadar sevabın olsa çarpı sıfır. Hepsi gidiyor. Alamava. Demek ki sadakati konuştuk. Birinci şart. Bu cemaata girmenin bak harbiler. Vefat etsen 60 sene, 70 sene, 10 sene, 20 sene hiç önemli değil. Sen yaşıyormuşsun gibi sana sevap geliyor. Geçmiş zamanda ustad ve talebelerin yaptığı hasenata beni ortak olduğumuz gibi bizim hasenatımıza da onlarla ortak. Geçmiştekiler ortağız. Ona delilin bir tane şeyi yapayım. Bazılar belki anlamaz. Olur mu, nasıl olur? Adem Aleyhisselam'a iman etmesek ne olur? Adem Aleyhisselam'a hayır. İman olmaz. İman olmaz. Peki Adem Aleyhisselam'a iman etmesin, iman olmaz da. Ben matematiği çok seviyorum. Felaket ne kadar? Sonsuz. Karım ne olacak iman edince ben? Sonsuzluk ne olacak? Ne olacak? Karım ne olur mesela? Zıttı oluyor ya şimdi. Tamam, zıttı olacak. Ne olacak? Ona kadar ona bir sevap gitmişse bana da gelecek. Evet. Peygamber'e ne sevap yapmış? Bir rivayete göre. 1000 sene, bir rivayete 2000 sene yaşamış. Bir de bizim yaptığımız da ona gidiyor abi. Evet. Adem Aleyhisselam'a iman etmek demek en azından onun amelin ortak oluyoruz. E şimdi bir şey reddedince haşa Adem Aleyhisselam iman etmesin kafir olduğun sonsuz helaket. O zaman iman etmek de sonsuz saadet lazım. Onun imanına da ortağım. Onun macerasına ortağım.
Onun 600 sene dünyada çektiği çileye ortağım. Onun cennetten indirilmesindeki ruhsal sıkıntısına ortağım. İbadetine ortağım. Sebep oldu bütün hizmetin ortağım. Lan ondan daha bir nimet ne olur? Lan ne olur ya bu sekeratta, koronada adam şimdi entübeye girse, yoğun bakma girse, bu dersleri hatırlasa. Lan Adem Aleyhisselam ben iman ettim ya. Bütün şeyin ortağı. Kabre şimdi girsem. Ustad diyor ki ben diyor beşeriyet itibariyle vefat ediyorum. Ruh itibariyle arkadaşlarım, dava arkadaşlarım devam ediyor. Günah. Lan bunu Deniz Geçmiş söylemiş ya. Adam bak demişler ki hocaya, imama ihtiyacım var mı? Lan ben yaşarken imana ihtiyacım yoktu diyor ki hocayı ne yapacağım demiş. Niye? Benim davam devam ediyor. Bak adama bak. İdama gözün rahatça şey yapabiliyor, gidebiliyor. Nasıl gidebiliyor? Davam devam ediyor diyor. Davası da kabire kadar. Bizim öyle değil ki. Biz vefat etsek bile dava arkadaşlarım davamı götürecek. Davayı götürecek. Ha onların usta Kastamonu'da ve Emirdan'da diyor. Her bir nur talebesi günah cihetiyle ölür. Sevap cihetiyle yaşar, devam eder. Bak Adem Aleyhisselam vefat etti. Bütün amellerimiz gidiyor. Ha Adem Aleyhisselam ve 124 bin peygambere iman ederek imanlarına, maceralarına, dertlerine ve sıkıntılarına mazhar olduğu nimet ilahiye Mustafa ortak oluyoruz. Kendi sermayemizi, bir cüz'i sermayemizi veriyoruz. O kadar. O kadar. Cüz'i sermaye koyuyoruz Hasan, evet. Külli alıyoruz. Ya bu nur cemaatinden sıfı almıyoruz. Peygamberlerin halkasından da alıyoruz ya. Şu nimet ilahiye bak ya. Demek ki birincisi sadakat, ikincisi hizmet, üçüncüsü takva, dördüncüsü terk-i kebair. Terk-i kebair. Yani hele yedi tanesini asla işimiz olmayacak. 52 kebair var. Yedisi ekberül kebairdir. Eğer olmuşsa bir nur talebesini geçmiş hayatında... Nasıl tövbesi demek? Bir de ona dönülmemek üzere tövbe edilirse Allah Kur'an'da vaat ediyor, üzerine alıyor. Ona hesap sormuyor. Bir daha dönmezsen ona. Yedi kebair. Nedir abiler? Kat, zina, içki, şarap, içki, kumar, hukuku valideyn, zihne zarar verecek bir dalar taraftar olmak, yalancı şahit. Nerede geçiyor bu? Barla'da. Sayfayı hatırla Emir. 37 miydi? Kaç? 335 diyor. Tamam. Demek ki birinci sahabiler bütün peygamberlerden ve nur cemaatine bütün hasenatın ortak olacağım. Bir fabrikaya ortak değilsin ya. Bir hastaneye ortak değilsin. Kainatın patronunun sevabına ortak oluyoruz. Bir, sadakat. Sadakat deyince Ebu Bekir Sıddık geliyor. Adam geldi Ebu Cehil de Ömer'in Hişam. Ömer'in Hattab değil. Bizim. Dedi ki Ebu Bekir Sıddık'ımıza soruyor. Ya diyor Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e diyor ne kadar zamanda gidilir diyor. Bir ayda. Tamam. Bak akıllı adam. Zaten biz de böyle. Biz gidiyoruz diyor. Bir ayda gelinir. İki ay. Şimdi peki bir adam dese ki dedi. Ben bu akşam gittim geldim. Kim söylüyor dedi. Ki senin arkadaşın diye iman ettiğin işte. Muhammed söylüyor. O mu söylüyor dedi. Ne demesi lazım? O söylüyor. Doğrudur. O söyledi de biz ne diyecektik? Dur hele. Sen yanlış anladın galiba. Bir bakalım. Ya öyle mi yani? Öyle mi acaba anlattı? Neyi kastetti? Bu mutlaka bir şeyi kastediyor. Bir maddi ve mali başka bir tarafa kastediyor. Seni anladığın gibi değil o iş. Ben bir öğreneyim doğrusunu. Vallahi böyle denir. Hepsi de öyle dedi zaten. Diğer sahabeler öyle dedi. Gidip bir bakalım. Bakalım böyle senin anlattığın gibi mi? Neyin nesi? Bakalım. Ama ne dedi? O mu söyledi? Doğrudur dedi. Peki neyi iptal etti? Aklını iptal etti. Neyi bağladı? Kalbinin öne çıkarttı. Vahye bağladı.
Şöyle bak. Şimdi bize kolay geliyor. Ya yeni iman etmişsin ya. Onun için peygamberimiz anlatmak istemiyordu. Sahabelerin imtihanı miraçtır. Söylemek istemiyor. Daha yeni yeni daha İslamiyet daha ısınmamış. 1400 seneden beri ısınan bir dava değil. Bize öyle 1400 seneden beri ısınan bir dava. Ya yeni ya. Daha doğmadan bebek ölür gibi ya. Nasıl iman edeceksin bunu ya? Kolay bir şey mi bu? Bir de katı bir ırk abi. Çok katı. Katı bir ırk. Evet. İnançlarında çok sabitler. Ebu Bekir Sıddık'ın şey mi? Hayır. O günkü toplum var. Ha, toplumun kültürü yani. Muanit yani. Muanit evet. Yüzden, çok muanit. Çok inat. O yüzden Ebu Bekir bir tarafa bütün... Ya şöyle düşün. Galatasaray'dan Fenerbahçe, Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçmek. Adam itikat gibi olmuş ya. Geçebilir mi? Görmedik daha abi. Ben duymadım. Ya, hadi. Şey diyelim ki siyasi. Siyasi. Çok zor. Mezhep değiştirmek. Yani İslamiyet'ten bahsetmiyorum ha. Mezhep zor da. Şimdi siyaset değiştirmek gene bizim için gene zor. Çok zor geliyor. Hoca değiştirmek de zor geliyor. Hoca değiştirmek de zor. Hep zor yani. Vallahi çok zor Mustafa. Hoca değiştirmek ilk defa duydum bunu. Hoca değiştirmek de zor vallahi. Çok zor. Neredeyse cemaat değiştirmek gibi oluyor. Abi cemaatle namaz kılan bir adam bir yere alıp oraya gidiyor devam ediyor. İlle orada kılmak istiyor. İlle orada. Hatta buna hadise sebep oldu. Aynı yerde namaza durmayın diyor. Evet. Aynı derse geldiğinde aynı yerde oturmayın ki birlik olur diye. Hasan abi sorun var da. Sonra. Kabirle alakalı yalnız. He? Şimdi biz burada şuurluyuz ya. Kabirde de bu derece şuurlu olacağız mı? Şuurlu. O sevaplar gereken. Mesela o dairedeyiz. O sevaplar gereken bu derece şuurlu olacağız bu mı? Yani? Bu şuur diyor sureti ya. Esas o zaman olacak her şeyin. Hakikatine yani. Tabi hakikatin her şeye ayan beyan olacak diyor ayette. Kabir bu şuur bir şey değil ki. Adın neydi? Kadir. Kadir. Bu şuur bir şey değil ki. Bir bakacaksın ki Kadir, bugün cüz okumuşsun, birisine oysa hakikati anlatmışsın. Ve Mustafa anlatmış talebeye. Ondan sonra Avrupa'da bir tanesi Müslüman olmasına sebep olmuş. Hepsini senin defterine. Ya Rabbi ben bunları yapmadım ya. Bu derece şuurlu olacağız ya. Ta ömrün nereden başladı? Adem Aleyhisselam. Hatta ben ona kanaat bile etmiyorum. Benim ömrüm fıtraten Adem Aleyhisselam'dan başlamaz. Şualarda var, şualar. Ben size ezberden söyleyeyim. Şu anlarda diyor ki ezelden ebede doğru hayat, hayat maneviyeden başlar diyor. İnsan hakikaten benim ömrüm Allah'tan başlar, Allah'ta da bitmez ya. Şu anlarda söylüyor. Var mı şu anlar bir verseniz göster. İnsan ömrü yani Adem Aleyhisselam'dan sevabımız başladı ama manevi ömrümüz ezelden ebede, Allah'ın ilminde başlangıcı yok ki. Ya, hocam bak nereden başlamış bak. İngilizce hocasıydın da. Ulan bana bir İngilizce öğretmedin ya. Bu dünyadan gideceğim. Orada sormayacaklar. Sormayacaklar İngilizce. Ya adam İngilizce şaka şaka ders anlatıyor ya. Arapçayı belki sorarlar abi. Arapçayı da direkt bilmiş gibi muamele görüyorsun. Bilinen şeymiş o. Bak şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Feynema tuvellu fesema vecullah. Ayet-i kerimesinin sırrıyla, sır. Herkes anlamaz bunu. Cihat-i sitteden herhangi bir cihette olursa insan tenevvür eder. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Dünya, Mustafa. Dünyanın kuruluşundan sonuna kadar manevi bir ömrümüz var. Dünya ne zaman kuruldu? Big Bang'le. O zaman başladık. Ben buna gene kanat değilim. Fiz yazmış yani. Hakikaten değilim. Ruhum bir yerden başlamasını istemiyor. Benim ruhum ömrümün şuradan başlamasını istemiyor. Şurada bitmesini de istemiyor. Kimsenin de istemez. Ezel ve ebedin aynası olduğumuz için. Bu zerecik vücudum, hadsiz vücudun aynesi, nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Yani insan böyledir. Ben dünyanın kuruluşundan da başlamak istemiyorum. Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır.
Ezelden ebede. Ben Allah'ın ilminde ezeli ve ebedi biliniyordum. Benim şuurum olmayabilir. Anne karnından geldim hatırlamıyorum diye oradan gelmedim mi? Onun gibi anne karnını inkar eden var mı? Yok. Hatırlayan var mı? Yok. Hatırlamıyorsun diye yok mu ya? Ben de Allah'ın ilminde böyleydim. Ve keza cihat-ı sitteyi temir eden iman sayesi, imana bak. Önümü aydınlatıyor. Arkamı, sağımı, solumu, üstümü, altımı aydınlatan iman sayesinde insan şu dar zaman ve mekanı 60 senesi, yok 50 sene yaşamış, yok 70 sene yaşamış. Şu insan iman sayesinde dar zaman, dar mekan. Nerede yaşıyor? Misis'te yaşıyor. Kırkan'da yaşıyor. Ya burada yaşadı, doğdu, öldü. Bu mu yani? Ya Brezilya'ya gitmek istemez misin Nizam? O bazı Çinli meyveler var böyle. Hiç hayatta biz resmini ilk defa görüyoruz. Adamlar yiyor. Lan hiçbir şey, her yerde her an olmak istiyorum. Yok. Dar mekan, dar zaman. 60 sene. 60 sene neymiş ya? İman sayesinde bu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder iman yapıyor. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur. Şeceri hırkat hane gibi olur Mustafa. Cennet cehennem de oralarda şubesi olur bu kainat evinin mutfağı gibi. Fırın var cehennem, evin cehennemi. Mutfak var cennet gibi. Yani kainat hanesi gibi olur. İman sayesinde. Kainatın dışına çıkıyor insan. Ve mazi ve müstakbel zamanları, gelecek ve geçmiş zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zaman hal hükmünde olur. Mazi müstakbel ruhta yok öyle bir şey. Çekirdekte ağacın en son yaprağı ile ilk yaprağı aynı. Ruhta da öyle. Geçmiş ve gelecek yok ki ruhu. Ruh zamanın arkasında zaten. Bugün bir ders yaptım onu dinlersiniz. Kulü ruhu min emri Rabbi ve nufiha fissur. İki cihetlidir. Bir Allah'a bakan yanan, bir de bize Rabbinin emrindendir diyor. Öteki taraftan ruhumdan öfledim. O ruhumdan öflemek ne demek? Onu 48 dakika anlattım. Merak eden şey yapar. Demek ki insanın ruhunda mazi müstakbel kalkıyor. Hal hükmünde olur. Aralarındaki uzaklık kalkıyor. Dünya, ahiret kalkıyor. Elhamdülillah. Of of. Şimdi ne kadar oldu? 8.30'da başladık. 9.30 oldu. Amele ait bir yer okuyayım. Tamam. Saatim doldu. 122'de amele ait ustad genel bir Müslümanlara ölçü getiriyor. İtiraz edebilir insan nefsi. Böyle şey olur mu diye. Çalıştım. Bakayım neresi? 191 son diyor. Dedim ya kafam benim fazla çalışmaz. Sayfaları böyle yazarım. Kendime paylaştığım şeyi size de okuyor. Çok hoşuma gidiyor. Ne yapayım ben 60 sene değil 100 sene yaşamak istemiyorum ya. Sonsuz. Nerede? Her yerde. Ne yapacaksın? Her şey yapacağım. Dert hiç istemiyor. Ne yapacağım şimdi ben? Ölmen gerekiyor. He? Ölmen gerekiyor. Ya demek ki İman etmem gerekiyor. Allah'ın ilmindeki Allah'lık hakikatını böyle kendimi tanıyacağım kısacası. Adam niye namaz kılmıyor? Adam niye ölümden korkuyor? Adam niye böyle yapıyor? Niye böyle yapmıyor? Niye çalıyor? Niye çırpıyor? Niye... Her şeyin cevabı tek. Kendini tanımıyor. Kendini tanımıyor. Kendini tanısa onu yapmaz. Kendisini yakıştırmaz onu. Ne sorarsan sor cevabı kendini tanımıyor. Kendine değer vermiyor o zaman. Kendini tanısa değer verir. Kendi tanımıyor. Şimdi diyor ki Risale-i Nur'un buradaki has talebeleri. Ramazan'da geliyor. Ramazan-ı Şerif'te her biri her günde bir cüzünü sizin ile beraber okumak ile. Cüz dağıtıyoruz ya. Şimdi Nakşi tarikatından da örnek verecek. Ramazan'ın her gününde bir hatmi Kur'an'ı olarak
manevi ve çok geniş bir mecliste, hem de ne? Birisi buradan almış cüzü. Bir de canlı yayında var. Sibirya'da var Murat. Bir de o aldı cüzü. Kanada'dan var. Amerika'dan. Amerika'dan var. Evet. Şimdi halkaya bak yani Übek. Hatime bak. Sen burada bir cüz okuyorsun. Beşinci cüz. Altıncı cüz Amerika'da. Dünyayı ne yaptın? Çevirdin bir köy haline gel. Mazi müstakbeli kattın ya az önce. Acayip. Mazi müstakbel. Evet, mazi müstakbel gitti. Evet, bir de onların halkasına katıldığın için sonsuz oluyorsun yani. Ha ama yok, şu andaki bugün. Bugünkü cüz. Bir tanesi Kanada'da, bir tanesi Sibirya'da, bir tanesi Amerika'da, bir tanesi bilmem nerede. Mesela Mısır'da Bayanur talebeleri var. Ramazan'ın her gününde bir hatme-i Kur'an'ı olarak manevi ve çok geniş bir mecliste, İsparta ve Kastamonu'nu ihate eden bir dairede halka tutan Risale-i Nur talebelerinin ve o dairenin merkezinde sizler bulunmak cihetiyle, yani kim başlattı o hatmi? Merkezi o. Onun için merkez de çok değişik. Burada bir tane Mustafa cüz dağıtıyor. Merkez bu oldu. Halka bu merkezde oldu. Mustafa da Almanya'da birisi cüz dağıttı. Sen ondan şey yaptın, o halkaya dahil oldun. Dış tarafta kaldın. Burada içte kaldın. Acayip birbirine giren halkalar. Kaç tane hatime dahil oluyorsun. Güneş sistemi gibi oldu abi. Acayip bir şey oldu ya. Bak şimdi bir tane ustad bir halkayı şöyle diyor. İsparta. Örteki halka Kastamonu. Bir halka da var Rize. Yok da ben uyduruyorum. İsparta ve Kastamonu yata eden bir dairede halka tutan Risale-i Nur talebelerinin ve o dairenin merkezinde sizler bulunmak cihetiyle Risale-i Nur şakirtlerinin etrafınızda olarak, şimdi tarikattan misal veriyor. Nakşi'de, Adıyaman var ya, o da Nakşi'dir. Mahmud Efendi de Nakşi'dir. Süleymancılar da Nakşi'dir. Yani Nur cemaatin dışında bütün dini cemaatler ya Kadiri'dir ya Nakşi'dir. Tarikattır yani. Tarikat. Ya Kadiri'dir. Kadiri Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne geliyor. Yeniler için söylüyorum. Bütün dinli cemaatler Risale-i Nur dışında. Risale-i Nur Üstad tarikat değildir diyor. Tarikat. Nakşi'dir ya. Yani. Mesela menzil Nakşi'dir. Bu Nakşi, Nakşi'de ne yaparlar? Allah razı olsun hepsinden. Hatme-i Hacegan tarzında, fakat çok büyük bir mikyasta Risale-i Nur'un bütün şakirtleri manen hazır ve o dairede bulunuyor niyetiyle, tasavvur ile okumak, o kutsatma yapmak. Nakşi tarikatı ne var? Hatme-i Hacegan. Hacegan şu. Nakşi tarikatının mensuplarının fikri ve nazarı masivadan tecerrüt ederek topluca muayyen dua ve zikirlerini sonuna kadar beraber okumak. Dualarını bölüşüyorlar. Sen şuraya kadar, sen buraya kadar. Halka oluşturuyor. Halka oluşturuyor. Halkada. Bu halkayı genişletiyorsun işte. Bak Nakşi'de de yapılıyor. Hepsinde halka var. Süleymancılarda da var, Mahmud Efendi'de de var, Kadirlilerde de var halka. Mesela ben Kadirlilere Rize'de katılmıştım çok. Yani Dehri Hoca rahmetli varken böyle. O şeydi, ön başıydı. Bizim dostumuzun iyi bir nur talebesiydi. Hem Kadiri'nin şeyiydi, başıydı, iyi bir nur talebesi. Ondan sonra. Şeydi abi, Nakşibendi Cemaatinde Mehmet Izdarov diye bir abi var, yarbay yani. Yarbay, o. Rüyasında şey görüyor işte, Risale'nin okuması gerektiği söylemiyor. Yani Kur'an'ın balını ye diyor. Evet. O bal araştırdığında işte Risale'nin olduğu şey yapıyor. Almanya'da görüştük onu. İyi bir mektubat dersi yapar. Mektubatçıdır o. Sitelerde de var. Çok iyi bir mektubat dersi yapar albaya. Tanışıyorduk albaya. Albay. Nakşi böyle menzile bağlı. Şimdi onlarda da hatme-i hacegan var. Halka şeklini yaparlar böyle. Onun gibi. Zaten Müslümanlar bunu aşına, bu konuşumu. Herkes bir cüz dağıtıyor. Cüzleri bütün Müslüman her evde alınıyor. Kaç okuyorsun? 17. cüz. Sen 18. Böyle dağıtıyorlar. Hatim yapıyorlar. Ve nurani olduğu için mesela mezarlığa bir tane Fatiha okudu. Hepsine gider mi? Ehl-i imana gider. Neye benzer diyor ustadımız? İki tane örnek verir. Mesela
beşinci katta bir radyo yayın yapsa, aşağıdaki adam birinci katta radyosunu açmasa duymaz. Ama buradaki yayını Kanada'da adam açsa duyar. Değil? Ha, o kanala çıksan duyarsın. Birinci misal bu. İkinci misal, güneş 150 milyon kilometre bizden uzak. Bir anda Kırıkkale'nin otuna vurmuyor mu? Hatay'a da vuruyor. Aksaray'a da vuruyor. Sıraya koyuyor mu? Ama bir de farklı iş yapıyor. Otlar yaparken armutu da yapıyor. Gezegenleri tutuyor. Koyunun tüyünü büyütüyor. Görüyor musun? Demek ki nuranilerde sıra, zaman, yorulmak yok. Güneş bir anda dünyanın her yerinde, hiçbir yerinde değil. Nihayetsiz işi, tek iş gibi yapıyor. Farklı farklı işleri. Kur'an bu. Kur'an da böyle. Sorusu olan var mı abiler? İlk önce size sorayım, sonra canlı yayındakiler soracağım. Yalnız kastettiğim yerleri şey yapamadım çünkü zamanım yetmedi. Mukaddeme biraz uzadı. Bizim değil daha mı küllü oluyor cemaat olarak? Yani ille toplanmaya gerek olmadan... Yok. Yapıyoruz. Toplanmaya bizimsi işte dağınık. Evet. Toplanmaya o Nakşitalbe, tarikat gibi hatme yapmaya. Bizimsi ise geniş daire oluyor çok daha. Kim alıyorsa o halkaya katılmış gibi oluyor. Canlı yayında olanların sorusu var mı? Yoksa kapatacağım. Şey yapacaktım size biraz da. İnşallah hangi gün var bir daha? Yarın yine davetler olsam. Yok. Yarın ne var burada? Misiste yaparım ama. Ha, misiste. Yarın misiste mi? Yarın köy dersi var abi. Köy ha. Kaskeli'de normal. Kaskeli'de. Cumartesi herhalde misis. Evet. Misiste cumartesi oradayım inşallah. Pazar Osmaniye'deyim. Osmaniye. İnşallah. Şey, çok yapmak istiyorum. Risale'yi okunca asıl böyle sıkıntısı var ya, asıl sıkıntı, bela, dert, buhran, bunalım, yaşama anlamını yitirip kaygı dediğimiz endişeye duçar olup hayata hiçbir şeyden lezzet alamamak. Yani bunu nasıl dairenin dışına atarsın? İnşallah bir onu yaparız. Ben size yeri de söyleyeyim. Devam şansımız yok mu abi? Şu anda ders biraz uzamayabilir mi? Ya? Yani o güzel olurdu böyle şey yapmayayım. Çünkü tamam. Bu dersin tamam bu. Tamam. Bunun üzerine şey yapmayalım hocam. Tamam. Ama bunu da yapmak istiyorum. Ben eskide şöyle düşünüyordum. Böyleydi zaten. Bu toplumda doğduk, büyüdüğümüz için bu toplumun dehşetini anlayamıyoruz. Kıyas yok çünkü. Yani başka bir toplumda, başka bir asırda yaşasak Osmanlılar'da, Selçuklular'da. Şimdi gelsek zaman aşımı, vay derdik yani. Asıl saadeti de demiyorum. Ama burada doğduk, büyüdüğümüz için anlamıyoruz. Zıttını mı göremiyoruz abi? Şimdi göremiyoruz zıttını. Ahir zaman fitnesinin dehşetini anlayamıyoruz. Ama son zamanlarda anladım ki iki üç sıfatı ortaya çıktı bende. Fikir değil de his. Birisi çok basit imana ve imansızlığa geçilebiliyor. Hemen imansız olabiliyor. Hemen tarafkirliğinde. Ondan dolayı bu dehşetlidir. Eskiden bu geçmek çok zordu. Ki kafir ve küfre ait pek toplumda bir şey yoktu ya. Böyle insan yoktu. İkincisini söylüyorum. Bu sizi ilgilendirmedi birincisi. İkincisi, herkese, kadın erkeğe, büyük ve küçüğe, çocuğa, yaşlısına, herkese derecesine göre ya aklen, kalben, ruhen ya ailevi sıkıntıya düşer. Kimin playerine basarsan bas, hep böyle isyan var, sıkıntı var, derdim var, öf, poflar var. Ahir zaman fitnesinin özelliğiymiş bu. Ustadımıza da bir zaman sirayet etmiş. Ona da musallat olmuş. Ta ki niye musallat olmuş? Asıl imamları asıl bela ve dertlerine duçar olacaklar ki dertler benim, devada Kur'an'ın olsun. Kur'an'dan o devalar arasın. Mesela ben 400 küsür tane, 500 taneye yakın psikoloji ders yaptım. Bu konuda uzman olan, isim vermeyeceğim, üniversitesi olan ve Türkiye'de çok meşhur olan zat profesör bir gün bana dedi ki, Rüştü abi vesilesiyle görüştüğümüz zaman, Hasan kardeş dedi, bu psikoloji derslerin bazı şeyi ilgimi çekiyor dedi. Mesela dünyanın hakikati insanın mahiyetini bilen, bu tabir beni çok etkilemişti dedi. Bir de serbest ver. Ya dedi sen
bu çözümleri sen yaşamasan bu mümkün değil dedi ya. İç alemde bunlar yaşanacak. He? Dönmüş yani işte. Evet. İşte dönüyor bunlar abi. Dönüyor. Yoksa bunları dile getiremezsin. Dile getiremezsin yani böyle. Abi dedim, hepsini yaşadım ben. Allah Allah. Ne yaptım? Sarıldım. Madem asıl mücedidisin sen, beni bu derdime deva vereceksin. Vallahi böyle dedim. İnan vallahi dedim. Sen asıl mücedidiysen, ben bunalım geçiriyorum. Ben sıkıntı çekiyorum. Dert çekiyorum. Aklımın şerinden aklımı kurtaramıyorum. Vehim. Yastık değil ki artık. Kimsenin yastığı yok. Sanki vicdan azabı. Sanki ateş. Ateş küre. Yastık değil. Kafanı koyamıyorsun. Yatamıyorsun. Vehim, vesvese. Oo, almış gitmiş. Dert, keder, sıkıntı. Cehenneme dönmüş yani. Sanki ateş kütle. Yastık değil ya. Bu sanki organ değil. Sanki oda değil. Sanki cennet asabi evim değil. Buna çare. Sarıldım Risale-i Nur'a. Aldım defterimi. Ondan sonra buldum 13. en hazineyi en çok çıktığı yer. Oradan su çıktı çok. 13. şu an. Allah Allah bir böyle bak. Meğer dertler dermanı keşfetmek içinmiş. Şey diyor bak. Şey zıttı zıttından çıkarmak içindir. Mesela dertler bana derman imiş diyor usta. Muhakematten söylüyorum. Şey yani bir şey zıttı zıttından çıkartmak için. Cehennem olmasa cennet lezzet vermediği gibi cennet olmasa cehennem de tazip etmiyor. Celalsız cemal, cemalsız cemal insan olmaz. Şimdi ha mevt mesela olmasa, ölüm olmasa hayat bilinmez. Hayatın mertebeleri bilinmez. Hayatın içeriklerini kim keşfedecek mevt? Ha, demek ki dertler aslında dermanmış. Neyi? Bu buymuş ya. Ha bu da böyleymiş. Böyle bakma. Böyle düşünme. Bak bu düşün. Burası serbesttir. Lan ne oluyor ya? Herkes at koşturuyor. Benden başka herkes burada. Aklımın şerinden aklımı nasıl kurtarıyorum? Baktım serbest köşe. Şey bölge. Baktım çözemiyorum Mustafa. Ya bu çözemiyorum dedim ya. Ustad geldi bir akşam. Bu burası budur dedi. Burası da budur. Kafasız olduğum için. Hakikaten kafasızsın. Basmıyor kafan. Bak bunu eliyle çevirdi. Böyle dizme. Burası tahayyül, burası tabi. Burası serbesttir. Burada her şey, her mertebesi olur. Burayı her daim kontrol edemezsin. Ondan sonra kendisi saydı dört tane sıfatıyla. Tamam, daha soracağım var mı dedi. Yok ustadım. Ondan sonra kalktım, ben de ders yaptım. Ha, dert niçin verilmiş? Dermanları çıkart, Müslüman kardeşlerine paylaş. Ha, ustad. Ustada iki defa, iki yerde geçiyor külliyatta. Dinim bugün intihardan beni men etmeseydi, sahip toprak olurdu. Diyor mu abiler? Söylüyor. Bugün dinim diyor, intihardan beni men etmeseydi. İntihara sevk edecek derdi var adamın. Ne yaptı? Dermanlar gelmeye başladı. Ben dedi, Kur'an'a sarıldım, sen de dermansın. Ver bana dedim. Derdi olmayana bir şey verilmez. Bakkala girdi. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun kardeşim? Ha, çık lan. İstediğini bilmiyorsun. Biz de dükkana girdik külliyata. Derdim var. Madem bağısın, mücedidisin. Lafta mücedid olmaz. Derdime derman bu. Aynı böyle. 500 küsür tane psikoloji kendime yazdım. Kendime seslendim. Ama Allah'a da şunu söz verdim. Ya Rab bana vereceğini senin kullarına da paylaşacağım. Ver bana kullar. Ha, sizden dolayı bana da verdi. Ben de istifade ettim. Ben de koydum tezgaha. İsteyen alsın. İşte o öyle diyor. Bu bedensel bir psikoloji değil bizim o derste. Ruhsal psikoloji. İçeride yaşanan bir şey. Teorik değil. Yaşanan. Baktım bu adam bu çıktı. Ulan baktım başkası karşısına çıktı. Seyrediyor. Allah Allah bu çıktı. Ulan ben hangisiyim ya? İkisi de değilmişim ben. Bu da değilmişim. De onu, demonu, ver onu, verme onu, doğrudur, yanlıştır diyen hiçbirisi de ben değilmiş. Eski de bendim onlar ya. Ulan ben hangisiyim ya, bu muyum buyum, meğer ikisi de değilmişim. İkisini seyrediyorum, bu ruhtur, bu da nefis. Ben onun arkasında sahiplenirim. Sonra
Lan tamam ama ikide bir şahsiyet kayması yaşıyorum. Üç tane şahsiyetim var diyor. Beşeriyetin, ubudiyetin, vazifedarlık. Haydar. Sonra yani bu muvaffak olamıyorum. Suretidir, kanunetidir, hakikati mahiyetidir. Sen kanunetini yakala. Suret muvaffak olamazsan bile. Haydi elhamdülillah. Ya ama falan fazla yaşamak istiyorum. Dünyada fazla yaşayan Bursa'da da çınar ağacı var. 700-900 sene yaşamış. Bugün bir tanesi diyordu. Doktor diyor değil mi? Bu şurada bir yerde su alıyormuş. Plaka ne yazıyor çınara? 1500 sene yazıyor. 1500 yazıyor mu? Asıl saadetten mi gelmiş o? O zamandan beri o çınar var mı ya? Öyle mi yazıyor tabirada? Şimdi düşün. Ha, yani 700 sene çınar mı olacaksın? 70 sene insan mı? Bir saat insan olayım bana yeter. Ha. O sebap çok istiyorum. İştirak amali ürüviyeni çoğalt. Kaliteni yüksel. Cemaate dahil ol. 5-10 dakika oku. Ne var? 5-10 dakika oku. Namazını kıl. Tesbihatı yap. Haftada bir gün derse git. 5-10 dakika risale oku. İştirak amali ürüviyeni. Dev insan ol. Suretten kabile geçeceksin. Hakikaten uçup gideceksin. Terhis olacaksın. Oh be. Keyfine bak. Hadi bakalım bizim keyfimizde. Fatiha'yı çekiyorum abiler. Sorusu olan var mı canlı yayında? Çay şeyiniz var mı? Var. Peki. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.